Belçikalı bir manken Marisa Papen. Şimdi görüntüleri lütfen yorum yapmadan önce bir seyret. Çıplak. Evet. Anadan Şurası çıplak. Şurası Ayasofya. Burası. Bir dakika, Ayasofya'da da mı anadan da orada? Ayasofya'da çıplak. Evet. Burka giyiyor ve altını sıyırıyor çıplak. Biz görüntüleri buzladık. Yani şey yaptık. Nasıl, bir dakika, anadan doğmuş. Anadan üryan. Evet. Ayasofya'da fotoğraf çektiriyor. Ayasofya'da böyle fotoğraf çektiriyor, hemen kapatıyor. Geliyor Türk bayrağının üzerine yatıp böyle fotoğraf çekiyor. Onu da buzladık. Bu da Kapadokya'da. Devam edelim görüntüye arkadaşlar. Bu kadın ağlama duvarında da benzer şeyler yapmış. Dünyanın değişik. Burası Kapadokya. Burası Kapadokya. Bu kadın bunu niye yapıyor? Bu halıcı. Bu halıcı işte herhalde Kuşadası'nda bir yerdeki bir halıcılardan bir tanesi. Niye bu çıplak fotoğrafları veriyor bu? Akıl hastası ya da aktivist. Bak arkasında şey Ayasofya. Bu da burada da çıplak. Bu kadının böyle çıplak çok pozları var. Herhalde aniden atıyor üzerindeki. Tabii tabii. Yapıyor, aynen, evet, ondan sonra giyiniyor. Ve işte burası mesela İstanbul. Yanındaki Yanındaki adam kim bilmiyoruz. Yani artık bizi de ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendiren kısmı şu. Yo, beni ilgilendiriyor. Vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Savcılıkta, yani bu hatun nerede ki savcılığa suç? Gitmiştir hatun. Yani hatun burada olsa zaten gözaltına alınır. Ve savcılıkta bu kişi hakkında soruşturma başlattırmış. Çok güzel. Antarktika'ya yollarlar. Hayır, kadın Türkiye'ye giriş yaparsa kapıda derdest ederler yani. Bir daha gelmez ki Türkiye'ye. Gelmez ama yani şimdi... Nereli bu kadın? Belçikalı. Belçikalı. Evet. Marisa Papen diye. Önce şey yapıyor. Gurkayla yani şimdi orada ne demek istiyor şu resimde? Mesela bak. Orada arkada Peygamber Efendi... Allah yazıyor bildiğim kadarıyla. Tam görmüyorum. Şurada. Allah değil ama o. Allah değil. Değil yani. Değil. Şimdi orada ayetler var. Panolar var. Allah yazıyor, peygamberimizin adı yazıyor filan, Muhammed. Şu sağdaki görüntü beni irite etmedi, çıplak poz vermiş. Ya bu normal, moda çekimi adı altında da çekebilir, bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmiyor. Ama yani Türk bayrağının üzerine yatması... Şu fahişenin, ahlaksız kadının benim bayrağımın üzerinde öyle bir şey yapması beni irite eder ya. Bu Kapadokya'nın görüntüleri de çok şey değil yani. O da değil yani turistik ahlaksız. Yerde... Yani mesela böyle çıplaklar kampı olan yerler var ahlaksız Türkiye'de. Ahlaksız yani. Yani ahlak. Burada, sen benim burada, bizim bayrağımıza nasıl yaparsın? Evet. Ne hakkın 82 milyonuz. Ne hakkın var? Yani sen kendi bayrağında yapabilirsin. Senin meşrebin onu kaldırabilir ama Türk bayrağı... Acaba ben gitsem kusam... Belçika'ya aynı pozisyonları yapsam? Ama Belçikalıların çok bayrak şeyi yok. Yok. Bizde... Fransızlarda var bak. Fransızlarda, İtalyanlarda ve Yunanlarda var. Avrupa'da başka yok biliyor musun? Biraz da Almanlar'da var. Bayrakla ilgili. Pardon. Sırplar'da var. Sırplar'da da var. Arnavutlar'da da var. Ama bu İskandinav ülkelerinde falan yok. Bak, hatırladım. Hatırladığım çok önemli bayrak takıntısı olan ülkelerden biri Arnavutluk Avrupa'da. Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar. Almanlar biraz da Avusturyalılar. En çok takılıyor. En çok Türkler. Değil mi? Yani Türkler acayip. Mi mesela var? Ben bir Suriyeli'de falan çok görmedim yani. Bir Irak. İranlılar tabii ki hasta. Onlar da bayraklarına çok hasta. Şeyi hatırla. Ukrayna'da, Rusya'da, Misya'da yok böyle. İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan'ı hatırla. Tabii. O kadar ok yemesine rağmen. Çok sinirlendim. Yani şu bayrağımızın içerisine bak. Ayasofya'da bile yapmış olduğunu. Ama orada da şeyler bak, var. Bak başka yani. Bir şey söyleyeyim. Ama bak bir dakika. Bak, burka giyiyorsun. Burka giyiyorsun ve kaldırıyorsun altını. O benim çok alakadar etmiyor bak. Ne demek istediğimi anladığında evet diyeceksin. Ayasofya Hristiyanların takıntısı olan bir yer. Yani camimi... Yoksa kilise mi? Ya işte Ortodoksların kutsal gibi, saydığı bir yer. Gibi. Şimdi her ne olursa olsun Ayasofya ibadethane. Tamam mı? Elbette.
orada onun yapmış olduğu rezalet onun dinindeki insanları da bağlar. Ortak rahatsızlığımız. Ama bizim kendi rahatsızlığımız ortadaki bizim bayrağımızın üzerine yatarak bir poz vermek. Bu pozu kim çekti? Bu pozu o kadın tek başına seyahat etti. Bir fotoğrafçı çekmiştir. Yani anlaşmalıdır zaten. O buraya o amaçla gelmiş belli yani. Orada bir plan program var. Tamam. Şimdi buradan savcılığa şu ihbarda bulunmak lazım. Bu kadının kalmış olduğu otelde otel görüntüleri, o görüntüler Kapadokya. Kimlerle buluşmuş, kimlerle buluşmuş vesaire. Bu önemli bir şey. Bu fotoğraflara eğer ki bir Türk aracı fotoğrafçı olmuşsa, çektiyse o yargılanmalı. Evet, doğru. Anladınız mı? Yani doğru. Bu kadın ne yapıyor bunlar? Türkiye'den birininle yazışıyor. Benim buralarda fotoğrafımı çek diyor. Çekiyor. Biri çekmiş orada onu. Tabii. Ve bunlar hızlı çekimler bunlar. Girmiş, burkayı giymiş, kapamış, şak açmış, çekmiş, hop kapamış. Etrafında kimse yokken. Okey. Ama onu biri çekmiş değil mi? Tabii. Kendi çekilemeyeceğine göre. Bunlar da yeni mi basına servis yapılmış? Yeni çıktı işte. Yeni patladı abi. Ne zaman? Yeni, bugünkü gündemde vardı. Bugünkü gündemde. Yani bu kadın gitmiştir. Tabii. Gittikten sonra patlatmıştır. Gittikten sonra tabii canım. Tabii. Maksimumda 4-5 gün olmuştur. O kadar. Ülkesine dönmüştür. Bu görüntülerle ilgili şey yapmıştır. Operasyon. Ha, buradan Ay Yıldız Tim'e de büyük görev düşüyor. Bu kadının Ay Yıldız Tim. Bu kadının Instagram'ını, mailbox'larını patlatırsanız Türkiye'deki bu fotoğrafları çeken adinin, ahlaksızın, hainin kim olduğunu tespit ederiz. Ay Yıldız'ın işi bu. Ay Yıldız'a görev düştü yani. İsa senin işin bu. Hakan senin işin, Tarkan senin işin. 3 ayrı komutan biliyorsun. Evet, Twitter'da, biliyorum. YouTube'da İsa, Twitter'da Hakan, Tarkan'da Facebook'ta. Her biri birer bilişim komutanı haline getirmişler. Onların işi bu. Onların görevi bu. Şimdi bu kadının mailbox'ını patlatırsan ortaya ve hangi şerefsiz olduğunu ortaya çıkarırlarsa bir daha da bu tür ülkemize onuru zedelenecek saçma sapan fotoğraflarla ilgili bir fotoğrafçı veyahut da başka konulardaki hizmet verenler daha dikkatli olacaklar, alet olmayacaklar. Şimdi, yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar herhalde. O fotoğrafı çeken ne diyecek orada o? Ben çekmedim mi diyecek? Ortaya çıkartıyor. Mail box'ında da varsa ya attıysa o mailleri. Polis de çıkartır ortaya. Bilişim suçları da çıkartır. Evet. Polisin görevi tespit etmek o kamera görüntülerine, öbürü de olay. Yani ben bilişim polisinin yani çok çılgınca işlere imza attığını biliyorum. Hepsi çılgın Türk onların yani. Bu işler Ay Yıldız'ın da desteğiyle bunlar yakalanır.